Herkese merhaba arkadaşlar. Transport Fever 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 7. bölümümüz arkadaşlar. Yapacağımız çalışmaya geçmeden önce şunlardan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak ve videolarımızı beğenerek aynı zamanda videoları paylaşarak ve yorum atarak videolarımıza kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Bunlar gerçekten ciddi anlamda önemli. E, Dilerseniz de bunların hepsini tabii ki tamamen tercih e, yöntemiyle yapabilirsiniz. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Aynı zamanda bir de e, bu da tamamen tercih bağlı olmak üzere katıl üyesi olabilirsiniz. Şu anda aktif olarak kanalımızda 9 katıl üyesi bulunmakta. İsimleri saymayı düşünmüyorum artık. Çünkü biraz yavaş yavaş artmaya başlayınca e, saymak birazcık zorlaştırabiliyor. Ama isimlerin hepsini tamamen ezberimde biliyorum yani. E, zaten videonun son kısmında ve videonun bazı kısımlarında göstermiş oluyorum isimleri. Aynı zamanda yorum olarak da paylaşıp sabitliyorum üyelerimizi, katıl üyelerimizi. E, sizler de katıl üyesi olabilirsiniz. Bu şekilde destek verebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Şimdi yapacağımız çalışma arkadaşlar. Şurada kömür. Demir cevheri, kömür, ondan sonra kömür, demir cevheri burası yıkılıyor. Burayı kullanmayı düşünmüyorum zaten. 3 tanesi çok fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. E, ne yapacağız arkadaşlar? 2 tane demir cevherinden buraya malzeme, 3 tane kömür e, ocağından buraya malzeme getireceğiz. Ve burada artık çorum çelik fabrikasını aktif edeceğiz. Çorum çelik fabrikasından da... Buraya eşya fabrikasına malzeme götüreceğiz. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Eşyalarımız da artık çoruma yani eşya olarak geçen şeyi artık çoruma yani eşya dediği de muhtemelen beyaz eşyadır. işte televizyon ondan sonra buzdolabı çamaşır makinesi vesairedir diye tahmin ediyorum açıkçası. Plastik ve çelik getiriyoruz buraya sonuç itibariyle eşyayı çoruma ulaştıracağız. Hattımızı ben videoya girmeden önce planladım. O aynı zamanda videoya girmeden önce çok az bir şey aktif ettim oyunumuzu. E, çok bir yıl geçti galiba. Bir önceki bölümle arasında bir yıllık bir fark var. E, herhangi bir müdahalede bulunmadım. Yani hatları değiştirmedim veya ekleme yapmadım. Araç eklemesi yapmadım. E, sadece çok az bir şey. AFK tarzında bir bekleyişe e, sahip oyun şu anda. Hatlarımızı da ben planladığıma göre şöyle kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Buradan buraya geldi buraya gitti. Yani buradan kömür buraya getirdi. Buradan çeliği aldı. Buraya getirdi. Bu at tamamlandı. Geri dönecek en başa. Ondan sonra döngü halinde, üçgen halinde burayı halledeceğiz. Aynı şekilde burası da üçgen halinde. Burası da üçgen halinde olacak. Burası ve burası arkadaşlar bizim için önemli. Şimdi burayı da belki sonradan kullanabiliriz bu arada. Şimdi bunlar neden önemli bizim için? Burası geldi çeliğe gitti. Daha sonra buraya çelik götürdü. Çelikten de eşyayı alıp şehre götürüp tekrar bağlanacak. Aynı şekilde bu da buradan getirdi demir cevherini buraya çelik olmasını sağladı çelikleri aldı eşyaya çevirdi eşyayı da aldı bu tarafa getirdi şeklinde bir işleyişe sahip olacak amacımız bu şimdi Öncelikle bunu yapmak adına bizim burada birazcık güncelleme yapmamız şart şu bölgede bir güncelleme yapalım çünkü buraya petrol hattı da bağlandığı için plastik getirdikleri için bizi üzebilir birazcık ne yapacağız eklemeler yapmamız şart gibi duruyor bakalım. Şimdi bir tanesinden eşya ürettireceğiz. Diğerleri de çelik getirsin istiyoruz biz buraya. Tamam o şekilde bir yöntem bulalım buraya biz şimdi. Seni bu şekilde doldurduk. Daha sonra şöyle bir doldurmaya gidelim. Zaten buraya bile sağlam para harcadık şu anda. Gerçekten inanılmaz paralar gidiyor. Şu an borç durumlarına da bakacak olursak 8 milyonluk bir kredi durumumuz var. Yani 2 milyon kadar daha çekebiliyoruz hala. O yüzden 2 milyon fazladan paramız var gibi hesaba katabilirsiniz düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Geldik buraya Karambar kamyon garajından. Buraya en rahat olacak şekilde bir tane yerleştireceğiz şimdi. Yolları falan da değiştireceğiz tabii ki. Şuradan bir yerden yol bağlantısı da hallederiz oraya. Daha sonra seni şuraya getirdim. Seni buraya getireceğim. Tamam. Sonra sizlere de birer tane koyacağız tabii ki. Bu şekilde bırakmak olmaz normalde bunun yolunu şuraya bağlarsak mükemmel olabilir. Yani bize bayağı katkı sağlayabilir ki yapmamız lazım onu. Yani hiçbir şekilde şehirden dolansın ve ser o tarzı olalı girmeyelim biz. Aynı şekilde şunu da buraya bağlayabiliriz. Buradaki yola bağlayabiliriz. Onunla bir bakalım hemen. Ya da şu arkadan gelirsin sen ya. Şu arkadan gelirsin aynı yani sana ona göre bir düzen ayarlarız. şehrin içerisine girmeden o işi hallederiz gibi geliyor bana açıkçası. Daha sonra bunu da bir tane daha buraya yerleştireceğiz hemen. Şöyle bakacak olursak işimizi burada görebilir. Mecbur şehre girecek tabii ki dönüşte en azından şehre girecek. İlerken de girebilir çok problem değil. Bakacağız duruma göre onlara. Daha sonra seni de buraya yerleştirdik. Toplam kaç tane şimdi? 1, 2, 3. Bir tane de buraya yerleştireceğiz. Onu da koyalım hemen unutmadan. Tekrar sayalım. 1, 2, 3. Şu 3. Dördüncü zaten burada vardı. 5, 6, 7. Toplam 7 adet kurduk Karambar Garajı'ndan. Karambar kamyoncular derneğinden kurduk 5 adet. Şimdi borcu çekeceğiz bu arada. Birazcık e, maliyetli işler bunlar. Ona yapacağımız bir şey yok zaten. Şimdi şu yolu böyle getirelim. Aynen. Tamam, birinci kısmımız bu. Daha sonra bir tane de şuradan bağlamamız lazım bizim. Tabi bunu hemen şu an bağlayamayız. Bir borç çekelim. 500 kredi aldık, 500 daha aldık, 500 daha aldık. Bir 500 daha alalım. Son noktaya geldik arkadaşlar şu an. Bu saatten sonra umarız ki işler bizi kötü yönlere götürmez. Umarız ki güzel işler yaparız ki paramızı arttırabiliriz. Bakacağız göreceğiz hep birlikte bunları. E daha sonra bir tane de yolu buradan bu tarafa çekersek eğer. Aynen bu şart bu arada yani şunu ve şunu rahat bir şekilde buraya getirebiliyor olmamız lazım. 1.6 milyonluk bir paramız kaldı şu anda bunların merkezi bir noktasına kamyon yeri de koyalım bu arada. Şuraya bir yerleri koyalım. Geliyoruz binalara, karayolu deposuna geldik. Tamam şöyle köşesine koyayım. Mı? Yok. Şöyle bir yere koyalım. Şimdi hatlarımızı oluşturmaya başlayalım. Yeni hat dedik. Şimdi birinci hattımız buradan buraya geliyor. Daha sonra buraya geliyor. Böyle bir döngü oluşuyor. Birinci hattımız bu arkadaşlar. Daha sonra yeni hat dedik. Sen buradan geldin, buraya getirdin. Ondan buraya getirdin malzemelerini. Sonra ne yaptın oradan geri mi dönüyorsun? <laughs> Bu birazcık sıkıntıya sokabilir mi bizi? E, aradan bir yol daha çekeriz daha sonra. Şöyle bakacak olursak şuradan bir yol daha çekeriz olmadı. Şunun şurasına falan bağlayabiliriz belki bir ihtimal. Bakalım duruma göre bakacağız onlara da. Bir hatlarımızı oluşturalım. Karar veririz. Daha sonra sen geldin buradan buraya. Sen hiç buraya girme o zaman. Yani şunu ve şunu hiç sokmayabiliriz bile aslında bakacak olursak veya soksak mı sokalım? Aynen bu ikisi de gelsin. Şunu iptal edebiliriz. Bunu sokmayacağız. Tamam. Bu devam etsin sadece. Bu ikisi arasında gelsin. E, hatta ben diğerini iptal edeyim bu arada ya. Şunu iptal ediyoruz. Sen ve sen sadece buraya gel. Bırak çelik olsun burada üretilsin. Ondan sonra geri dön. Yani o herhangi bir şekilde çelik aktarımı yapma şimdilik. Daha sonra bakarız ona. E, seni yapmak zorundayız e, çünkü güzergah anlamında boşuna gitmemeni istiyorum açıkçası olması gereken bu. Aslında yaparsak e, akış hızlanır. Buradan eşya fazla ne kadar fazla eşya üretildiyse e, benim işime o kadar gelir yani şu anda durum bu. Yani sen şu aradan giriyorsun, şöyle bir döngü oluşturmuşsun. güzel. Daha sonra yeni at dedik. Sen buradan geldin, buraya malzemeni bıraktın, e, kömürünü bıraktın. Daha sonra buradan çeliğini aldın, buraya getirdin. Tamam, şu aradaki yolu kullandın. Sonra buradaki eşyayı aldın ve şuraya getirdin. Otomatik kaydımız bitsin tıklayacağız. Dur, 5'i iptal ediyoruz. Sonra 4 numaradan da tekrar 1 numaraya döndün. Olayın bu seni şu anda herhangi bir sıkıntı yaşatmazsan bize sonra yeni atlıyoruz. Sen geldin buradan buraya geldin. Yukarı tarafı kullandın. O da güzel. Sonra buradaki çeliği aldın, buraya getirdin. Eşya oluşmasını sağladın eşyayı da aldın ve buraya getirdin. Şimdi bizim eşya dediğimiz yer 3 numaralı. 3 numaralı hattı biz 4 numaradan alacağız komple. Bir öncekine de bakalım 4 numaradan tamam güzel. Daha sonra burada herhangi bir ekleme yapmadık ama burada da birkaç yapılandırma yapalım güncelleyelim. Zamanla büyüteceğiz tabii ki bunları. şu an inanılmaz maliyet yani biz buraya bir beşer tane araç atacağız şimdi başlangıçta. O beşer tane araç güzel bir şekilde bize para kazandırırsa eğer devamında getiririz zaten mutlaka. Ki beşer tane aracı sığdıramayabiliriz bile. Yani paraya çeviremeyebiliriz. Yani paramız yetmeyebilir şu anda. Bakacağız. Toplam kaç attığımız vardı bizim orada? Bir saniye bakalım. 5 at var. Toplam 25 tane araç almamız lazım bizim normalde. Bir bakalım 25 tane yazdığımızda kaç para? 1.1 milyon. 1.1 milyon. Bir basalım. Satın al dedik. Başta tabii ki birazcık eksi durumlara sokacak bizim maalesef. Ona yapacağımız bir şey yok. Ama zamanla toparlayacağını umuyoruz. Şimdi seni hat 1'e verdim. 1, 2, 3, 4, 5. Altta da yazıyor bu arada. Onun farkındayım. Hat 2'ye verdim. 1, 2, 3, 4, 5. Dur şunu iptal ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Seni aldık. Hat 3'e verdik. 1, 2, 3, 4, 5. Seni aldık. Hat 4'e verdik. Hepinizi seçtik. At 5'e verdik. Evet şu anda tüm araçlarımızı atadık arkadaşlar. Bu saatten sonra artık şans yani. Umarız batmayız bakalım ortaya ne çıkacak. Başlattık oyunumuzu. Bakalım bakalım. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Ee, renklerle alakalı birkaç bölüme kadar düzenleme yapacağız. Araç renklerini düzenleyeceğiz. Hatların renklerini düzenleyeceğiz. Hatların isimlerini düzenleyeceğiz. Ee, ben kafamda bir e, şablon oluşturayım. Yani hatların renkleriyle, hatların düzenleriyle alakalı, isimleriyle alakalı. O şablona uygun bir şekilde tüm isimlerimizi halledeceğiz. O zaman çok daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Ee, serimizde, sevimizde. Seri save. Yani buraya araçlar geliyor, oraya araçlar gidiyor. Güzel. E şunun ikisini buraya bağlamamız gayet güzel oldu. Çünkü hızlı bir şekilde burada çelik üretilmesi lazım. Burada ne kadar çok çelik üretilirse burada da o kadar fazla malzeme üretilmiş olur. Ve buraya sıkıştırmamak gerekiyor. Çünkü Burada hem bunlar gelecek işte çelik getirecekler hem de buradan eşya almak zorundalar. Aynı zamanda bir de plastik geldiği için bayağı sıkıntılı burası yani. O tür şeyleri göz önüne almamız lazım. Buranın plastik olayını da birazcık daha böyle canlandırmamız şart bu arada. Ki oraya şu an plastik nereden getiriyorduk biz? Şuradaki hatlardan bir tanesi getiriyor ondan eminim de. Hatta haritamız şöyle bir şeydi yani görünümüz bir önceki bölümde. Bakalım. Umarız ki güzel bir şekilde burada üretim sağlanır. Sağlanırsa da eşyaları beyaz eşya diyorum ben buna veya teli ev eşyası diyelim biz buna. Ev eşyaları güzel bir şekilde buraya gelir. Tekirdağ eşya Tekirdağ eşya fabrikası yıkılabilir, sıkıntı yok. Bakalım oluşacak mı güzel bir şekilde buradaki çalışmalarımız. Tam burada üretim başlamış, güzel. şimdi bunun farkındayım. Hani mesela şu an 45 ve ünlem yazıyor ya. Diyor ki burası üretim fazlası var. E, deponu genişlet diyor aslında bakarsanız. Bunun farkındayım ama şu an biz zaten buraya toplam 5 aracımız ve 6 tane ürün taşıyabildikleri için toplamda işte ne yapabiliyoruz arkadaşlar? 30 tane ürün taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla burası 30'un üzerinde olduğu sürece her zaman 30'un e, 2 katı olursa yani 60 seviyelerinde olursa hiçbir şekilde burası azalmaz. Yani her zaman bizim ihtiyacımızı karşılayacak kadar devam eder. O yüzden e, her yerde böyle inanılmaz bir şekilde genişletme imkanımız yok. Yavaş yavaş ilerletiyoruz çünkü bunu. Ee, çok fazla bakın e, burası inanılmaz üretiyor mesela. Burayı birazcık yapılandırabiliriz aslında. Ama mesela buna yapmamıza da gerek yok. Çünkü 30 tane malzeme alabiliriz biz şu anda sadece burada. Biz buna trenlere falan aktardığımızda, trenle istasyonları yapmaya başladığımızda o zaman bunun dengesini sağlayacağız zaten çok güzel bir şekilde. Çünkü bu 30 tane taşıyabiliyor. 6 tane, 5 tane aracımız 30 tane taşıyabiliyor. Ama bir tane trenle işte 3-5 vagon atacaksınız. 100 tane, 150 tane taşıyacaksınız belki. O zaman işler daha güzel hale gelecek. Kesinlikle. Şimdi bakın burada çelik üretimi başlıyor. Gördüğünüz gibi başlamış yani daha doğrusu. Ne yapacak? Buradan çelikleri de diğer şuradaki iki at alacak. Buraya getirecekler. Buradan eşyalar alıp buraya bırakacaklar. Öyle bir düzen söz konusu. Siz ne getirdiniz? Plastik. Umarız getiriyorsunuzdur yani. Emin değilim şu an ne getirdiğinizden ama. E bunlar eşya götüremiyor bu arada şu anda zaten. O konuda farkındayız. O konuda farkındayız. O da zamanla olacak bir şey. Üretim başladı bakın burada. Şimdi bizim burada şunu görmem lazım. Benim. Dördüncü hat neresi? Şunlara bakalım. Sizi 1'e atayalım. Üretimini birden alın yani siz her türlü. Daha sonra seni de birden alıyoruz. Şuradan ürünlerinizi alın. Ee, sonra çelikleri nereye bırakmanızı istiyoruz biz sizin. Gerçi çeliği de bura, buraya bırakacaksınız. O steklenir bir şekilde. Gerçi steklenmiyor. Daha doğrusu ürün bırakıldığında steklenmiyor. Aynen doğru. Sonra oyunu durdurdum. Bir saniye oyunu durduruyoruz. E, Çorum West neresi? Çorum West şurası. Sen buradan sadece kömür alıyorsun. Daha sonra Çorum e, halt'a geldiğinde bunların isimlerini de güncelleyebiliyorsak değiştiririz bu arada. E, kafa karıştırıyor birazcık. E, ne yapacak burada? Kömürü boşaltacak, Çelik alacak sadece. Değil mi? Aynen. Sonra buraya gelecek, çeliği boşaltacak. Daha sonra ne alacaksın sen buradan? Eşya alacaksın. Beyaz eşya, ev eşyası. Sonra Çorum Sidings'e gelecek, şehir içerisine gidecek. Ne yapacak? Eşyayı boşaltacak. iş, değil, iş bu. Hat 5e de aynısını uygulayacağız şimdi ama hat 5 ne? Demir cevheri. Çorumu istediği yer demir cevheri. Burada demir cevherini aktif ediyoruz. Sonra burada demir cevherini boşaltıp çeliği aktif ediyoruz. Sonra burada çeliği boşaltıyoruz. Eşyayı alıyoruz. Burada da eşyayı boşaltıyoruz. Olay bu. E, bunu ayarlamamızdaki mantık şu, e, ilerleyen zamanlarda olur da bir karışıklık olursa hani farklı ürün olur, işte bir şeyler gelir, buraya depolama yapmış oluruz, bir şeyler falan filanlar olur. E, ne olsun istiyoruz? Herhangi bir şekilde farklı bir ürün almasını istiyoruz, almasını istemiyoruz hiçbir şekilde. E, dolayısıyla tam olarak düzenli bir şekilde kullansınlar burayı. E, bilmiyorum yani buraya farklı bir ürün getirebiliriz. Mesela tuğla getirebiliyor muyuz buraya? Onun e, konu, o konuda bir fikrim yok açıkçası. Hani ara nokta olarak kullanabiliyor muyuz buraya acaba diye bilmiyorum ama. Hani olursa acaba olur mu? Gibisinden düşünebilirsiniz. İstasyon çıkışı diyelim şuraya. Şuradan istasyon çıkışı diyelim. Buradan çıkarsa mükemmel. Aynen öyle tertemiz bakın. Hiç burayı da bulaşma. Şu arayını kapatma hiçbir şekilde. Buradan al eşyalarını, ev eşyalarını doldur götür. Olay bu. Sen 4 tane aldın ama 6 tane alma kapasiten var senin. Niye almıyorsun? İşte o terbiyesizlik mesela 6 tane niye almadı? Bu da almadı hiçbir şey. Ee, yanlış bir şey mi yapmışız acaba burada? Bir bakalım. Amasya'nın orta geliyoruz. Hat kaçtı bu? Hat 5. Baktık. Amasya'dan geldi. Eşya yükledi. Çelik boşalttı. Çeliği boşalttı. Eşya yükledi dedik. Enteresan. Olsun bakalım. Belki hat 6, hat 4'ün pardon. Hat 4'ün malzemeleridir bunlar. Ki aynen aynen. Bakın hat 4'ün malzemeleri bunlar. Yani şöyle bir düzenleme yapalım burası için. Karışıklık olmasın yani kafamız karışmasın diye. Hat 4'e geliyoruz. Hat 5'e geliyoruz pardon. Burası 1 ya bunu 2 yapıyoruz. Şuradan yani şuraya da hat 5'in malzemeleri de olsun. Ama sen buradan ne yapıyorsun? Çıkıyorsun. Yani renkleri yakın diye birbirlerine o yüzden bir sıkıntı oluyor. Onları dediğim gibi birkaç bölüm içerisinde düzelteceğimizi söyleyebilirim rahat bir şekilde. Onları yapacağız, halledeceğiz. Acelesi yok. En baştan o düzenle başlasaydı çok daha güzel olabilirdi belki ama yapmadık yapacak bir şey yok yani. İlla ki halledir zamanları. Önceli petrol kuyusu kurulmuş diyor. Pekala güzel kurulsun. E bu arada Batma ile alakalı sıkıntı yaşamadık gibi duruyor şu ana kadar. Umarız ki böyle devam eder. Bakacağız göreceğiz hep birlikte bunları. Toplam işte 8.9 milyon. Eksi 8.9 milyon paramız var. E, 1 milyon aslında nakitimiz ama işte borçtan düştüğümüzde böyle bir e, denge kuruyor oyun kendisi. Şimdi biz buraya farklı bir noktadan bir malzeme şuradan da getirebiliriz. Buradan da eşya götürebiliriz bu arada. Onu da yaparız. Buranın üretimini en hızlı şekilde yükseltmemiz lazım ama mesela şundan ve şundan da buraya malzeme götürmek bize faydalı olabilir belki bakacak olursak. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu gelsin buradan bunun şey götürsün. Demirci cevferi götürsün ama şuraya götürmen lazım senin ya çok uzak orası. Oraya girmek istemiyorum şu anda. Orası beklesin birazcık. Aynen onlar, şunlar beklesin. Yıkılırsa belki başka bir şeyler kurulabilir oraya. Bakarız onları. Ama uzak harbiden uzak şu anda onlar bizim için. Ee, bu arada şöyle bir sonraki bölüm veya bir ondan bir sonraki bölümde yani şu an 7. bölümdeyiz. 9. bölümde muhtemelen şey kurabiliriz arkadaşlar. Bir tane denizle alakalı bir çalışma yapabiliriz. Mesela şuradan şuraya Eskişehir'e araç getirme, alet edevat getirme olayını yapabiliriz. Ee, tren içinde bazı düşüncelerim var. Özellikle hani e, köşe şehirlerden bir e, demiryolu hattı kurmayı planlıyorum. Mesela bu Tekirdağ, Isparta Sonra Adana Düzce'ye gelecek. Düzce'den Bayburt'a, Bayburt'tan Gaziantep'e Gaziantep'ten Trabzon, Trabzon'dan Siirt'e, Siirt'ten Karaman'a, Karaman'dan Van'a geldi. Van'dan Çorum'a uğrar, Çorum'dan Manisa, Manisa'dan tekrar Tekirdağ'a uğrar şeklinde yani tamamen haritaya dönecek bir tren hattı planlıyorum açıkçası ilerleyen bölümlerimizde. gerçekten inanılmaz maliyetli bir iş olacak bu tabii ki. E, bu planı uygulayabiliriz e, ama birkaç bölüme kadar e, değişebilir de bu planlarımız tabii ki. Şu an 5-6 e, bölümün sonrasını konuşuyoruz aslında bakarsanız. E, dediğim gibi bir bakalım e, tamamen tüm haritayı gezen bir tren hattı kurmamız gerçekten inanılmaz katkı sağlayabilir bize. E, tabii ki şu an e, varsayım yapıyorum hani belki de faydalı değildir aslında bakarsanız ama tabii ki buralardan da dağılacak bazı bölgeler. İşte sadece Isparta'da getirdik Isparta'da kalmayacak. İşte birkaç noktaya böyle iç noktalara falan da girecek. Oralardan malzemeleri de birbirlerine götürecekler. Planlarımız bu şekilde değişebilir ama sizler de fikirlerinizi belirtebilirsiniz elbette. Sparta, Sparta'da işte burası kalkıyormuş. Bu birazcık sıkıntılı mı bizim için? Bakalım. Ekmek üretebileceğimiz bir yer yok zaten. Yani çiftliğin kalkmasına sıkıntı yok açıkçası. Isparta'yı da besleyeceğiz. Memleketimiz dedik, besleyeceğiz dedik. Söz verdik yorumlarda. Yapacağız bunu. <laughs> yani da besleyeceğiz tabii ki. Manisa'yı da besleyeceğiz. Bütün şehirlerle ilişkimiz, alakamız olacak elbette ilerleyen bölümlerimizde. Ama işte bir bölümde hepsini beklemeyin tabii ki. Öyle bir şey söz konusu olamaz yani mümkün değil. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Paramız bu arada gayet güzel bir şekilde devam ediyor. O da gözümden kaçmıyor değil. Böyle bakacak olursak. 139 binde Siirt Eskişehir araç attı. Ee, inanılmaz para kazandırır bize. Yani nedir Siirt eski Eskişehir dediğimiz hat? Nereden başlıyordu? Şuradan başlıyordu. Buradan buraya şuradan başlayan daha doğrusu değil mi? Şuradan başlayıp buraya malzeme götüren hattımız en çok para kazandıran hatmış şu anda. Güzel devam etsinler. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir 5'er tane daha 25 tane daha yani araç alacağız. Buharlı araç. Onları da bu hatta kazandıracağız. 5'er tane 5'er tane olacak şekilde oyunu durdurduk. Geldik buraya. Buraya 25 tane daha araç eklemesi yapıyoruz hemen. Bu arada oyunumuzun seviyesi şu an 1'e 4 yani 4 kat daha yavaş ilerliyor tarihler. O şekilde olması çok daha mantıklı geldi bana. Çok hızlı ilerlemesin. Zaman zaman arttırabiliriz işte 1920'lere falan geliriz. Ondan sonra durdururuz tekrardan bir yavaş yavaş ilerleriz. Sonra devam ederiz bakarız işlerimize. Şimdi 25 tane daha aracı 1.1 milyonu satın alıyoruz. Bu arada şu ana kadar nakit olarak hani 200 bin falan mı kalmıştı? 300 bin mi kalmıştı tüm araçları aldıktan sonra? O paradan 2 milyona 2.2 milyona yükselmemiz güzel oldu. E şu ana kadar hiç yükselmemiştik. Aynı zamanda 800 binleri de görmemiştik galiba. Bir ufaktan 1 milyonu gördük diye hatırlıyorum birkaç bölüm önce ama tam olarak emin değilim şu anda. E şu an resmi olarak 800 bin diyelim biz rekorumuza. Satın aldıydık. 1, 2, 3, 4, 5, At 1. 1, 2, 3, 4, 5. At 2. 1, 2, 3, 4, 5. At 3. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da seçeceğiz. At 4. Sonra hepinizi seçtik. Hat 5. Bir hatları kontrol edelim. Şuradan kontrol etmemiz lazım. Toplam 10 araç. 10 araç. 10, 10, 10. Güzel. Yavaş yavaş at arabalarını piyasadan kaldırmamız lazım bu arada. At arabalarını belki böyle gösteriş olsun diyerekten sadece yolcular için kullanabiliriz. Hani bir şey olsun diyerekten ufak bir görüntü olsun hani diyerekten belki yaparız belki yapmayız komple tamamen otobüs tramvay olaylarını da geçebiliriz ilerleyen bölümlerde tren şey için yolcular için evet e, buralar güzel bir şekilde işliyor şu anda çelik üretimleri devam ediyor hatlarımızda hat e, 4 için 2 tane üretilmiş tabi bunların artması lazım en az e, kaç tane olması lazım işte baktığımız zaman 10 tane araç dersek toplam işte 6 araçtan 60 tane falan üretim olması lazım burada. Ama bunu sağlamak için de tabii diğer yerlerden malzemenin o kadar fazla gelmesi lazım yani. Havadan olmaz hiçbir şekilde bu tarz şeyler. Şunu da bağlayabiliriz bu arada zamanla. Hatta bu bölüm içerisinde bile bağlayabiliriz. Birazcık daha ilerleyelim bakalım. Buraya da bir bağlama yapalım. İşlem yapalım orayla alakalı da. Onu sadece şey yaparız büyük ihtimal değil mi? Buradan götürsün getirsin gibi mi yapalım? Sanki öyle yaparsak daha bir mantıklı olur. Aynen diğer türlü bizi üzebilir. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan gerçi yok. şu Şurada bir yerlerde olsaydı böyle bir döngü kurabilirdik. Yani buraya da malzeme getirmesini sağlayabilirdik plastik en azından. O mümkün değil şu anda. Planladık yattı ya direkt. Sadece bir tane attığımız şu anda eksi durumda. Mısır attı 5. Zaten o bir önceki bölümde de bahsetmiştim galiba ondan. Veya birkaç önce 5. ve 6. bölümde bahsetmiştim. E, yani Mısır attı 5'imiz gerçekten sıkıntılı. En sıkıntılı attığımız şu anda o ona çare bulamazsak yıkarız yani bu hattı. yapacak bir şey yok. 13 tane at arabası var. Amerikan atlı arabası, Amerikan kapalı atlı arabası. Toplam kaç araç var orada ya? Mısır attı, 5'e geldik. 20 tane araç. Yani 20 tane araçla zarar etmesi gerçekten kötü. Tam araçlarımız sıkıntı da evet, zarar ettiren araç çok fazla ama böyle bu kadar da olmaması lazım. Evet şu an iyi durumdayız aslında. Hani araç satın aldığımızdan kaynaklı olarak eksi durumda bu. Bir yıla birazcık daha ilerledikten sonra zaman aylar birazcık daha ilerledikten sonra onun dengesini de görmüş olacağız zaten hızlı bir şekilde. Onun dışında gayet güzel bir şekilde devam ediyor para konuları. Artı durumumuz normal bakiyemiz gerçekten güzel bir seviyede. Araçlarımız malzemelerini tertemiz bir şekilde götürüyorlar. Tabii şu anda çelik ve eşya üretimi çok kısıtlı seviyelerde bunların en az 60'ar er tane olması lazım. Burada da 2 tane 60-60 üretim olması lazım. Aynı şekilde burada da 2 tane 60-60 üretim olması lazım. Hatta 3 tane mi getiriyor buraya galiba? 2 veya 3 tane 60-60 olması lazım yani. çünkü toplam her attığımızda 10'ar tane araç olduğundan kaynaklı olarak bu şart. Şunlara biz 5'er tane daha araç ekleyebiliriz bu arada. Aynı zamanda buraya plastik getiren hattı da bir 5 tane araç getirebiliriz. Veya buranın plastik hattını sadece bir tane plastik olarak çevirebiliriz. Komple plastik getirmesini sağlayabiliriz. Böyle bir şey yapalım o zaman biz buraya. Bir saniye. Aklımıza geldi. Uygulayalım hemen onu. Yolu çektim. Biraz maliyetli bir iş olacak ama bu bize lazım yani şu an bu. Bunu koyduk. Şimdi buradan yeni at dedik. Sen buradan buraya getiriyorsun. Hangi banda gir buradan sen? Üçüncü banda gir. Şurası boştu. Buraya gel. Bize ne getir? Petrol. Plastik pardon. Bunları kaldırıyoruz. Plastiği yükle diyorsun. Ondan sonra burada da plastiği boşalt diyorsun. Belki ilerleyen zamanlarda buradan şöyle döndürebiliriz de. Yani duruma göre bakacağız ona da. Buradan bir yol bağlayabilirsek eğer oraya doğru. Onu da yaparız illaki. Şimdi bunlar biraz daha hızlı gidecek tabii ki. Ama biz aynı zamanda bir bu hatta da bir 5, 6, 5 tane 10 tane falan araç koyalım. Tabii buranın üretimi ne durumda? Ona da bir şöyle bir ayar çekelim. Bir saniye kargoya geldik. Şöyle yükselttik. Tüketim 33 diyor. Yani buraya çok fazla üretilmiyor gibi sanki burada ya bir şey. Ama nasıl ürettirebiliriz buraya? Çok fazla daha fazla mı araç gelmesi lazım buraya? Olmadı. Şuradan da bir sadece hat çekebiliriz. Bir bakalım. Şu sarı hat hangisi? Şu. Hmm, buradan sadece buraya bizim yağ getirmemiz lazım. Diğer türlü o iş sakat biraz sanki. Hmm, bakın burada üretim çok fazla. Buraya çok fazla malzeme getiremiyoruz biz şu anda biz onun dengesini kuralım o zaman. Bir saniye. Hemen müdahalede bulunmamız lazım. Ham petrol yağ hızlı hat. Bu hatta bizim araç eklememiz lazım o zaman değil mi? Bakıyoruz hemen. Ham petrol yağ. 3 araç var bakın. Gerçekten az. Seni ne yapmışız biz böyle ya? Araç satın ala geldik hemen. 7 tane araç satın alıyorum senin için. Satın aldım. Sonra hepinizi seçiyorum ve buraya aktarıyoruz. Tamam. Daha sonra buradan da 10 tane araç alıp e, şuradaki yağı Buraya aktaracağız plastiği. Plastikten de buraya getireceğiz. Yani çok fazla uzun bir hat olmasın. Hızlı bir şekilde malzemeler alsınlar istiyoruz. Aynen biz onu ekleyelim. Bir 10 tane daha araç ekliyorum hemen seri bir şekilde. Araç satın al diyorum. 10 yazacağız buraya hemen. 10 tane tıkladık. Satın al dedik. Sonra oyunu durdurduk. Eee, hatlara geliyoruz. Şu hat altı mıydı? Şuraya ekledim. Daha sonra sonra biri siliyoruz. Önce buradan buraya getirecek. 2 numarayı bunu yaptık buradan ne yapacak şimdi? Ee, yağı boşaltacak buraya. Daha sonra buradan plastiği alması lazım. Plastiği aldırdık. Burada plastiği boşaltıyor sadece. Sonra buraya geldiğimizde de yağı yükleyecek. Değil mi? Şurası yağı yükleyeceği nokta. Tamam. Olay bu. Hadi bakalım. Araçlarını seçtik senin. Hat 6'ya aktardık. İsimlerini de değiştireceğim şimdi hemen onların. Şimdi bizim hat 1'imiz neydi? Kömür, çelik, ee, kömür çelik hattı değil mi? Kömür çelik hattı. Aynen. Kömür çelik hattı yazmamız Güzel olur buna. Kömür, çelik, hat 1. Sonra hat 2 neymiş? Kömür, çelik, hat 2 olacak bu da. Kömür, çelik, hat 2. Hat 3'ümüz neymiş bizim? Pardon bu yanlış olduğu zaman. Hani bu şey olması lazım. Demir, çelik, hat 1. Kömür, çelik, hat 2. Hat 4'ümüz neydi bizim? Kömür, çelik, eşya değil mi? Aynen yani kömür, çelik, eşya. Kömür, çelik, Eşya, at bir. Çok fazla uzun da yazamıyoruz bu arada. Hani ona göre bir dengesini kurmamız lazım bunun. At işimiz nedir bizim? Görme istediği demir çelik eşya alacak değil mi? Bu da hani demir çelik eşya, at bir. Aynen öyle. öyle. Yani bu bölgeyi tam bir şekilde ayarlayabilmek için hani mesela başlarına bir falan da yazabiliriz böyle 1, 2, üç dört diye halledebiliriz aslında bakarsanız. Onlara da ilerleyen bölümlerimizde karar veririz artık dediğim gibi birkaç bölüme kadar düzenlemeye gireceğiz o işle alakalı. Evet burada trafik yoğunluğu var. Bunu çözmek için işte sayılarını artırmamız lazım bizim buranın. Giriş ve çıkışını değiştirmemiz lazım en azından hani giren araçları farklı noktalardan aktarmamız lazım. Evet bu bölümü de burada kapatalım artık bence. Hani yapacağımız çalışmaları yaptık. Bizim için önemli olan bu kısım. Burayla alakalı bazı düzenlemeler yapacağız tabii ki zaman zaman. İşte çeşitli trafik problemleri vesaire olursa zaman zaman onları çözmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş onları halledeceğiz dediğim gibi burada mı burası mesela gayet güzel bir şekilde akıyor. Onun dışında diğer bölgelerde de çok bir sıkıntı göremedim ben baktığım zaman şöyle üstün körü. Ee, bizim yaptığımız olay neydi bu bölümde kömür cev demir kömür ve demir cevherini götürüp çeliği çevirtirdik çeliği de eşya çevirtirip eşyayı da şehre yani çorum'a götürdük böyle bir düzen böyle bir döngü söz konusu. Evet bu bölümde buraya kadar. Buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Video ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.